Bismillahirrahmanirrahim. Nasip olursa bugün sizinle yine bazı konuları bölüşeceğiz inşallah. Tabii ki Kur'an'la yine. Kur'an'daki ayetlerle yine. Ben maske ile ilgili size bir şey söylemek istiyorum. Stüdyoda çekim çok yoğun. Benden önce gelenler var, benden sonra gelecek olanlar var. Ve bir de bu kamerayı kullanan kardeşlerimiz var. Ben dışarıdan geliyorum. Salgın çok yoğun vaziyette. Günde 250 tane rahmetli olan insanlar var. Tedbir olsun diye ben devamlı maskeyle yayın yapmak mecburiyetinde kalıyorum. Nasip olursa bugün size Günümüzde İslam ülkeleri, devletleri ve diğer ülkelerle olan münasebetlerini konuşacağız. Şimdi şöyle bir yüzeysel bir bakarsak. Kuzey Afrika'da Cezayir, Tunus, Fas, Libya, Mısır, biraz güneyde Sudan ve diğerleri. Şimdi, o Kuzey Avrupa ülkelerinin Kuzey Afrika ülkelerinin tamamına Avrupa musallat oldu Birinci Oyuncu Fransa oldu Libya'ya bizzat İtalyanlar Ondan sonra Fransızlar Ondan sonra Amerikalılar oldu Ve o ülkeleri perişan ettiler Ülkelerini işgal ettiler türlü merezalim yaptılar. Ve o gün de, bugün de olduğu gibi İslam ülkeleri yine sükut etti. O bir taraftan devam ettiğimiz zaman Ürdün, Lübnan, Suriye, Filistin tamamen işgale uğramış memleketleri işgal edilmiş ülkeler oldular. Gene diğer İslam ülkelerinde tık yok. Orta Asya'ya geldiğimiz zaman şey pardon. Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai. Bunlar tamamen Birleşik Amerika'nın uydusu halindeler. Orta Asya'ya gelecek olursak Türkiye, İran, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Tacikistan, Kırgızistan ve Afganistan. Afganistan 19. yüzyılda İngilizler tarafından işgal edildi. Onlarla savaştılar, bağımsızlıklarını ilan ettiler. Ama İngilizler boş durmadı. Oradaki diğer kavimleri kandırdılar ve ülkesini kurtaran o şeyi sürgüne, kralı sürgüne gönderdiler. Ondan sonra Ruslar işgal etti. Ondan sonra Amerika işgal etti. Ve şu yakın gelecekte gördünüz. Kaderlerine terk etti ve ayrılıp gittiler. Ve yine bütün İslam ülkeleri hep seyirci kaldı. Kine gelecek olursak Doğu Türkistan'ı orada perişan ettiler. Onlar Müslüman Türktü zaten. Yine ses yok. Oradan geçen Afganistan aynı vaziyette. Yıllar yılı 1917 yılından itibaren Ruslar Türk Cumhuriyetlerini işgal ettiler. Ve onları geleneklerinden, dinlerinden uzaklaştırma gayretinde oldular. Ve Cenab-ı Allah her şeyde olduğu gibi ülkelerin birbirleriyle olan ilişkilerinde ki önümüzde hafta nasip olursa Resulullah'ın Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Medine Sözleşmesi'ni paylaşacağım sizinle. Orada da göreceğiz nasip olursa inşallah. Bugün her zaman olduğu gibi bu ilişkilerde nelere dikkat edilmesi gerektiğini Cenab-ı Allah her şeyde olduğu gibi yine Kur'an'da ayetlerle biz Müslümanlara anlatıyor. Ve şimdi o ayetleri sizlerle paylaşacağım nasip olursa inşallah. Her zaman olduğu gibi. Şimdi nasip olursa inşallah bunları anlattıktan sonra da yine sizlerle başka şeyleri paylaşmak istiyorum. Tamamen Kur'an kaynaklı. Tamamen Kur'an kaynaklı. Ve dikkatinizi çekiyorum. Her zaman söylediğim gibi ki zaten dikkatlisiniz. Özür dilerim. Yani sürçülisan oldu. Cenab-ı Allah Cebrail Aleyhisselam'a vahiy ile vahiy bildiriyor. Resulullah da bunları bize tebliğ ediyor. Maide suresi 67'yi bir hatırlarsak Ey Nebi, Ey Resul sana vahettiğimizi tebliğ et. Eğer tebliğ etmezsen Allah'ın elçilik görevini yerine getirmemiş olursun. İnsanlardan korkma, benden kork. Ben seni insanlardan koruyacağız. Koruyacağım. Asaf 21'de Allah'a ve ahiret gününe inananlar, Allah'ı çok zikredenler için Resul sizin için çok güzel bir örnektir. Ben de Resulümü örnek alarak Kur'an'da Cenab-ı Allah'ın bildirdiği konularla ilgili bütün ayetleri bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da sizlerle alenen ve ayrıntılı olarak bölüşeceğim. Uzlaşacağız. İnşallah. Maide Suresi 51. Ayet Ey inanıp güvenenler! Yahudileri ve Hristiyanları veliler, yakın dostlar edinmeyin. Onlar birbirinin velileridir. Sizden kim onları veli edinirse o onlardandır. Allah yanlışlar içinde olan bir topluluğu yola getirmez. Maide Suresi 54 Ey inanıp güvenenler! Sizden kim dininden dönerse bilsin ki daha sonra Allah bir topluluk getirir. Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Müminleri alçak gönüllü, kafirlere karşı dik duruşlu olur. Allah yolunda ellerinden geleni yapar ve kınayanın kınanmasından da korkmazlar. İşte Allah'ın lütfu budur. Onu geleni yapana verir. Allah imkanları geniş olan ve daima bilendir. Enam 55 Siz veliniz en yakını sadece Allah, Resulü, namazını özenle ve sürekli kılan, Allah'a boyun eğerek zekatını veren müminlerdir. <gülüyor> <gülüyor> Kim Enam Mayde 56 Kim Allah'ı Resulünü ve müminleri kendine veli yakın dost edinirse bilsin ki Galip gelecek onlardır. Allah'tan yana olanlar da onlardır. Maide 57 Ey inanıp güvenenler! Sizden önce kitap verilenlerden dininizi hafife alıp, eğlenenleri ve diğer kafirleri beni yakın dost edinmeyin. İnanıp güveniyorsanız Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakının. Maide 66 Eğer onlar Hristiyan ve Yahudileri söylüyor Tevrat'ı ve İncil'i Rableri tarafından kendilerine indirileni Kur'an'ı uygula Uygulasalardı Üstlerinden ve altlarından gelecek Nimetler içinde yüzerlerdi. Aralarında doğru yolda olan bir topluluk var ama çoğunluğunun yaptığı ne kötüdür. Mayde 68 De ki Ey ehli kitap! Kitaplardan uzman olanlar Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbiniz'e indirmiş olan Kur'an'ı tam olarak uygulamadıkça bir temeliniz olmaz. Rabbinden sana indiren Kur'an onlardan çoğunun azgınlığını ve kafirlerini artıracaktır. O kafirler toplumuna üzülme. Mayda yetmiş. İsrail oğullarından söz aldık. Onlara Resuller, elçiler gönderdik. Ne zaman bir Resul onlara hoşlanmadıkları bir şeyi getirse, kimini yalancı saydılar, kimini öldürdüler. Geçen deste hatırlarsanız, Musa Aleyhisselam'ın Cenab-ı Allah'a bir niyazı vardı Harun Aleyhisselam'la beraber. Rabbim, benim de bu toplu artık söz geçiremiyorum, aramıza ayır. Ve Rabbimiz onları 40 yıl sürgün etmişti. Maide Suresi 77 De ki Ey ehli kitap kitaplarda uzman olanlar hiç hakkınız yokken dininizde aşırılık etmeyin. Evvelce sapmış birçoklarını da saptırmış bir topluluğunun arzularına uymayın. Onlar orada yoldan sapmışlardır. Mayde 78 İsrail oğullarından kafir olanlar, ayetleri görmezlikte direnenler, Davut'un ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlidirler. Bunun sebebi sınırları aşıp isyan etmeleriydi. Mayde 79 birbirlerini işledikleri kötülüklerden sakındırmazlardı. Yapmakta oldukları şey ne kötü. Maide 80. Ehli kitaptan çoğunun kafirlik edenleri veli yakın dost edindiğini görürsün. Allah'a kızdırmak kendileri için ne kötü bir gelecek hazırlıyor. Onlar o azap içinde ölümsüz olarak kalacaklardır. Maide 81 Eğer Allah'a, Nebisine ve ona indirilmiş olan Kur'an'a inanıp gümeselerdi, kafirleri veli yakın dost, dost edinmezlerdi. Ama onların çoğu yoldan çıkmış kimselerdir. Şimdi şunu bir hatırlayalım. Şu ayeti bir hatırlayalım. Bizim İslam ülkelerindeki olan yöneticiler kimleri veli dost ediniyor? Kimlerin uydu devleti haline geliyor? Malum. Maide 82. İnsanlar içinde müminlere düşmanlığı en katı olanların Yahudiler ile müşrikler olduğunu göreceksin. Müminlere en sıcak davrananlar ise biz Nasrariyiniz, Hristiyanız diyenler olduğunu göreceksin. Bunun sebebi işlerinde keşişlerin ve rahiplerin bulunması ve onları kibirlenmemesi Mayde 92 Allah'a gönüllü olarak boyun eğin. Resulüne, elçisinin getirine gönüllü olarak boyun eğin ve dikkatli olun. Eğer yüz çevirirseniz bilin ki elçimize düşen açıp, apaçık bir tebliğden ibarettir. Şimdi biz ümmeti olarak Resulullah'ın getirdiği Kur'an'a uyuyor muyuz acaba? Şimdi biz Gerçekten şurada kendimizi bir sorgulamamız gerekmez mi? Peki dini anlatanlar, öğretenler insanlara bunu hiç söyleyebiliyorlar mı? Yok. Söylemezler. Söylemezler zaten. Nisa suresi 144. Ey inanıp güvenenler, kafirleri kendinize müminlerden yakın konumda tutmayın. Tekrar okuyorum. Ey inanıp güvenenler, kafirleri kendinize müminlerden yakın konumda tutmayın. Allah'a aleyhinize olacak afaçık güçlü bir delil mi vermek istiyorsunuz? Ali İmran 118 Ey Allah'a inanıp güvenenler sizden olmayanları sırdaş edinmeyin. Onlar aklınızı çelmek için yapmadıklarını bırakmazlar. Sıkıntıya düşmenizi çok isterler. Nefretleri konuşmalarından belli olur içlerinde sakladıkları daha daha büyüktür. Aklınızı kullanırsanız onların özelliklerini sizin için açıkça ortaya koyduğumuzu görürsünüz. Görebiliyor muyuz? İnşallah. Ali İmran 19. Demin Ali İmran 118'i okudum. Şimdi 119. Bakın. Siz öyle kimselersiniz ki Tutar onları seversiniz ama onlar sizi sevmezler. Siz bütün kitaplara inanırsınız ama onlar sizinle karşılaşınca inandık der. Kendi başlarına kalınca öfkelenden tırnaklarını yerler. Onlara de ki, öfkenizle ölün. İçlerinde ne olduğunu Allah bilir. Ali İmran 120 Size bir iyilik dokunursa bu onları üzer. Başında bir kö kötülük gelse ona da sevinirler. Sabırlı olur, duruşunuzu bozmaz ve yanlışlardan sakınırsanız oyunlarının size bir zararı olmaz. Allah yaptıkları her şeyi tepe çevre kuşatır. Kimlik, Şu iki ayet paylaşacağım sizinle. Şu ana kadar okuduğum ayetler. Rabbimizin Resulullah'a vahyettiği, Resulullah'ın bize tebliğ ettiği. Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla vahyettiği. Şimdi bu şu ana kadar ve bundan önceki programlarda okuduğum bütün ayetlerle ilgili Cenab-ı Allah bize bir soru soruyor. Bunlar Allah'ın sana aktardığı tümüyle gerçekleri içeren ayetlerdir. Allah'a ve ayetlerine güvenmedikten sonra artık hangi söze inanacaklar, güvenecekler? Casih 6. Resulullah ne buyuruyor? Furkan 30. O gün Elçimiz de şöyle der. Rabbim, benim halkım bu Kur'an'ı, onun hükümlerini terk edilmiş bir hale getirdiler. Biz gerçekten, daha önceki şeylerde ve bununla beraber bir şey daha var. Enam suresi 66. ayet. Kur'an hak olduğu halde, gerçekleri anlattığı halde Kavmin onu yalanladı. Şu iki soruyla Furkan Otuz, Enam 66 ile mahkemeye Kübra'da karşılaştığımız zaman nasıl bir cevap verebileceğiz? Nasıl bir cevap verebileceğiz? Cehennem isteyenler için problem değil. Ahirete inanıp Allah'ın rıza ve hoşnutluğunu amaç edinen mümin kardeşlerimin bunu çok çok iyi düşünmesi lazım. Dünya hayatını zevklerine göre değil, Allah'ın emirlerine göre yaşamayı gayet insinler. İnandığı gibi yaşamaya gayret göstersinler. Yaşadıkları gibi inanmaya değil. Allah hepimizi, hepinizi inşallah Rabbin rızası uğruna dünya hayatını Rabbimizin buyrukları doğrusunda yaşamış, yaşayabilen, ona gayret içinde olan Rabbimin yardımıyla başarılı olan kullarından olmayı bizlere hepimize nasip eder inşallah. Bütün niyazım bu. Kendim için ve sizler için. Burada çalışan herkes için. Bugünü bana nasip ettiği için Rabbim sonsuz şükürler olsun. Sonsuz şükürler olsun. Nefes aldık verdikçe, ömrüm yettiğince her zaman söylediğim gibi konuları, güncel olayları sürekli Kur'anla sizlere anlatmaya çalışacağım, ayetlerle anlatmaya çalışacağım. Beşerin yorumlarıyla değil Allah'ın Resul'a vahyettiği, Resul'ün de bize tebliğ ettiği ayetlerini anlatmaya çalışacağım. Bugüne kadar nasıl yaptıysa bundan sonra da öyle. Önümüzdeki hafta nasip olursa inşallah Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den metine icretinden sonra oradaki yaptığı bir sözleşmeyi sizinle paylaşacağım. Yine önce bazı ayetleri paylaşacağım, ondan sonra o sözleşmeyi paylaşacağım. Hepinizi, hepimizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakta.